Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Finansın Geleceği Zirvesi'ni Turkuaz Medya Grubu'nda gerçekleştiriyoruz. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor ve bu çerçevede de önemli sunumları sizlerle buluşturuyoruz. Önemli konuşmaları sizlerle buluşturuyoruz. Saat 9'dan itibaren önemli paneller gerçekleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz video mesaj yöntemiyle zirveye katıldı. Yine banka genel müdürlerinden de önemli bankacılık sektörüne yönelik açıklamaları takip ettik. Akşam saatlerinde para sohbetleri zirvemiz gerçekleşecek. Malum senede Turkuaz Medya Grubu A Para Televizyonu olarak birkaç defa para sohbetlerini gerçekleştiriyoruz ki bu sohbetlere de Sayın Mehmet Şimşek katılım gerçekleştirecek ve bu sohbette, bu zirvede de önemli açıklamalar, önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bizler de zirvenin yapıldığı noktadan yayınlarımıza devam ediyoruz ve gerek zirveyi konuşuyoruz, gerekse sektörleri masaya yatırıyoruz. Şimdi mobilya sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Sayın Doruk Malhan olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Hocam Bey. Teşekkür ediyoruz. Önce isterseniz zirveyi konuşalım. Tabii. Birçok panelden bahsettim. Sizler de yakından takip ettiniz içeride. Nasıl geçiyor zirve? Sizin izlenimleriniz, gözlemleriniz neler? Bizim için keyifli, bilgilendirici bir 360 derece programın içindeyiz. Sabahtan şu ana kadar 180 dereceyi tamamlamış olduk. Değerli başkanlarımız, genel müdürlerimizi dinledik. Çok faydalı geçiyor. Bilgilendirici bir zirve yaşıyoruz. Ve zirve devam ediyor. Evet. Siz de yayını gerçekleştirdikten sonra yine içeride panelleri takip edeceksiniz. Notlarımızı alıyoruz. Önümüzdeki seneye bir dümen suyumuzu belirliyoruz. Bir hazırlık da bu anlamda var. Kesinlikle. O zaman hazır siz notlarımızı alıyoruz demişken, evet, İsterseniz biraz sektörü konuşalım. Seneyi tamamlıyoruz. Şöyle bir sektörün muhasebesini yaptığımızda, karneyi masaya koyduğumuzda 2023 yılı için mobilya sektörü rakamları ne anlatıyor? Ne dersiniz? Şöyle, biz 2023'ün bir gerisine gidersek de pandemiden çıkmış bir sektörü konuşuyoruz. Pandemiden mobilya sektörü büyüyerek çıktı. İhracat kabiliyetini arttırarak çıktı ve bu yıl 4 milyar dolara yakın sektörümüz ihracat gerçekleştirecek. Sayılı dış ticaret fazlası veren dallardan biri mobilya sektörü. Böyle baktığımızda da bu yılın sonunda muhasebe gibi gelecek olursak, ben şunu diyorum, güç bir seneyi güçlü bir şekilde tamamladık. Baktığımızda Şubat'ta yaşanan deprem olsun, 15 ve 29 Mayıs'ta tekrarlanan seçim olsun, hepsi belirli kilometre taşlarıydı. Güç bir sene yaşandı ama baktığımızda ülke ve ekonomi olarak güçlü bir şekilde toparladık diye düşünüyoruz. Dış parametreler de özellikle son dönemde etkili oluyor. Uzun süredir devam eden Ukrayna ve Rusya savaşı, acaba hangi sektörü olumsuz etkileyecek ya da Türkiye bu yaşananları nasıl pozitife çevirebilir, nasıl olumluya çevirebilir diye sektörel anlamda bakış açısı da geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra malum Arap coğrafyasında bir soykırım gerçekleşiyor. Tabii insani boyutunu her anlamda konuşuyoruz, ancak ticari anlamda da değerlendirmek lazım. Ki bu anlamda da dünya 2019 sonrasında farklı boyutlarda da farklı konulara ne yazık ki sahne alıyor. Bu süreçte de elbette sektörlerin performansı önemli. Siz içeride yaşanan depreme atıfta bulundunuz. Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Peki artık o günleri de yavaş yavaş geride bıraktık. 2024 yolculuğu yapmaya başlayacağız. Doğru. 2024'te peki mobilya sektörünü neler bekliyor olacak? 2024'te yeni ekonomi koşulları diye baktığımızda, ki biz buna %9 para PPK ile başladığımızda %9 politika faizinden bugün 42,5'ta yılı tamamlıyoruz. Bunun tabii ki hız olarak, karar olarak değiştirdiği bir mozaik olmakla beraber, bizim toplumumuz değişikliklere ve değişen koşullara adapte olmada mahir bir toplum. Dolayısıyla biz alışverişin biraz trendinin değiştiğini ama durmadığını görüyoruz. Ve durmadan da devam edeceğini düşünüyoruz. Bunlar sadece biraz yer değiştirme. Mobilya sektörünün yeni tasarımlar çalışması, biraz daha belki erişimi kolay ürünler geliştirmesi ihtiyaç. Paketlenebilir, gönderilebilir, e-ticaretin arttığını görüyoruz. E-ticarete yatkın ürünler. Dolayısıyla önümüzdeki senenin ana konularından biri yeni ürün geliştirme diyebiliriz.
üretim, ihracat, yatırım, istihdam. Bu dört saç ayağı Türkiye için önemli olmaya devam edecek. Siz ihracata temas ediyorsunuz. 4 milyar dolar dediniz sektör için. Evet. 255 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var bu yıl için Türkiye'nin. Ve bu her yıl artarak da hedefler devam ediyor. Şöyle bir 10 yıl öncesine baktığımızda yaklaşık 10'da biri, 5'te biri kadar bir ihracat yapan ülke konumundaydık. Bunun yaklaşık 5 kat, 10 kat daha iyi durumuna gelmiş durumdayız. O zaman önümüzdeki sene mobilya sektörü yine ihracata katkı vermeye devam edecek. Doğru mu anladık? İhracata mobilya sektörü katkı vermeye devam edecek. Koleksiyon ve benzeri markalı kuruluşlarında kilogram başı mobilya fiyatını ana kriter diye takip etmesi gerekmekte. Ki bizim meslektaş dostlarımızla konuştuğumuzda buna bakanlar da var. Niye ürün geliştirme diyorum? Ürün geliştirme de buradan geliyor. Bizler açıkçası sektörün 7 katı büyüklükte kilogram başı rakamlarla ihracat yapıyoruz. Ama bunun sebebi Amerika'da markalı bir şekilde, Orta Doğu'da markalı bir şekilde koleksiyon Türkiye'den diye altını çizerek biz ürünümüzü tanıtıyoruz. Bunun tabii ki pazarlama tanıtım maliyetleri oluşmakla beraber gerçekleştiğinde de biz o hedef rakamları yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla ihracatı bizler sadece konteyner bazında büyütmek değil, ülke olarak o konteynerin içindeki birim fiyatı ve bunun içindeki fikri mülki hakları da yükseltmekle sorumluyuz bilinciyle çalışıyoruz. Biraz katma değerli ihracatı da açalım mı? Ne dersiniz? Tabii. Bizim yaratıcı diye adlandırdığımız ürünlerimiz var. Sadece ürün yeterli değil, müşterimizin memnun olduğu bir hizmet üretiyoruz. Mesela biz bunu Amerika'da bir müşterimizde Covid'in ortasında o sene Eylül ayında ki Birleşmiş Milletler toplantısı yapılamadı. Sevkiyatı vardı. Bir konteyner biz yılın başında 2200 dolara göndermişken o dönem 13.200 dolara gidiyordu. Beklemiyordu müşteri. Biz onun 3 konteyner ürünü gönderdik, teslim ettik ve fiyat farkı da istemedik. O gün dedi ki siz şampiyonsunuz, biz sizle 10 yıl devam ederiz. Biz şu an hala o müşteriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla ürün iyi olmalı, hizmet iyi olmalı, ona ulaştırdığınız servis sunanlar ve marka iletişimi hepsi bir arada olduğu zaman da bu dediğimiz katma değeri yukarı doğru yakalayabiliyoruz. Koleksiyon mobilya olarak bildiğim kadarıyla %75 iç pazarda, %25'te ise ihracat kanadında bir orana sahipsiniz. Hazır ihracatı konuşuyorken biraz özelleşerek konuşalım. Yani koleksiyon mobilyayı masaya yatıralım mı? Hangi pazarlarda bu ihracatlar sürüyor ve önümüzdeki yıl yeni pazarlar olacak mı? Şöyle biz önümüzdeki 3 yıl için ana pazar diye bir beklentide gidiyoruz. Bizim için Amerika bir ana pazardır. Orta Doğu bir ana pazardır. Nokta. Yayılmayı çok planlamıyoruz. Avrupa'yı biraz yaşlanmakta. Tüketim trendinin negatife döndüğünü gözlemlediğimiz bir pazar diye görüyoruz. Asya çok büyük bir pazar olmakla beraber erişim, ulaşım biraz daha zor. Rusya şu dönemde yaşadığı yaptırımlardan dolayı yavaş bir ekonomi ama hazırlığımızı yapıyoruz. Rusya normalleştiğinde, dünya ticaretine entegre olduğunda biz oradayız, hazırlığımızı yapıyoruz. Ama şu an itibariyle bizim için Irak olsun, Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bölgenin ana pazarı. Amerika'da da doğu tarafı dediğimiz doğu yakasında New York, Boston, Florida bölgelerinde iş yapıyoruz. Bunları derinlik boyutunda büyütme gayretiyle çalışıyoruz. 3 yıl ana pazar diye yol alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi geçtiğimiz haftalarda Körfez ülkelerindeydi. Siz Katar ve Körfez demişken hemen aklıma o görüşmeler geldi. Bu görüşmeler önümüzdeki süreçte de belli ki ekonomi yönetiminin atmış olduğu adımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğiyle devam edecek. Peki Körfez ülkeleri Türkiye için nasıl bir pazar? Katar, evet biz şu an mobilya sektörünü konuşuyoruz ama genel itibariyle nasıl bir intiba bırakıyor bu pazarlar? Türkiye açıkçası bölgenin şu anda yıldız ülkelerinden bir tanesi. Biz Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz, Müslüman bir ülke olarak. Şu an bölgede yaşanan çatışmalara vaziyet edişimizde önemli bir işaret veriyoruz. Bizim üstümüzde olan Ukrayna-Rusya arasında yaşanan çatışmada da gene ülke olarak önemli bir mesaj veriyoruz. Bunların hepsinin ticari geri dönüşleri var. Ve Orta Doğu'da ben şöyle söyleyebilirim. Bizim her üç oturduğumuz sohbet olarak kişiden bir tanesinin ya Türkiye ile alışverişi var ya Türkiye'de yatırımı var. Dolayısıyla Türkiye şu anda parlayan bir ülke ve o trendinde devam edeceğini gözlemliyoruz. Peki özellikle yatırımlar dediğimiz noktada
önümüzdeki dönemde koleksiyon mobilya hangi yatırımları biraz daha gerçekleştirecek? Bizim ihracata yönelik kapasite dengeleme diyeceğimiz makine bandında yatırımlarımız devam etmekle beraber önümüzdeki dönem en çok yatırımı enerji kısmına, yeşil ekonomi kısmına, enerji verimliliği kısmına yaparız. Yapıyoruz. Bu da devam edecek. Hali hazırda da enerjiye yönelik çalışmalarınız var değil Doğru. mi? Doğru. Bizim kapalı alan fabrikada tüm çatımız, onun etrafındaki unsurlar solar sistem ile çalışıyor. Ve fabrikadaki tüm üretimler %100 kendi ürettiğimiz elektrik ile yapılmakta. Buna bağlı filolarımız, araçlarımız, önümüzdeki sene kamyonları da buna eklemeyi düşünüyoruz. Tüm ulaşımımızda da gene temiz enerjiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasite artışı niyetindeyiz. Bu enerji üzerine yapmış olduğunuz çalışmalarda peki fabrikada ne kadarlık bir orana ulaştınız? Buna yönelik bir rakam verebiliyor musunuz? Biz tüketmiş olduğumuz enerjinin %100'ünü üretiyoruz. Önümüzdeki yılda fazlasını da üretiyor olacağız. O zaman buna yönelik atılımlar da yatırımlar da devam edecek. Yapıyoruz. Enerji verimliliği başlığı altında yürüyor bu. Bunun bir yandan da Korkmaz Bey bir ikinci hikayesi şu. Bizim mesela Dubai'de önemli bir dünya kuruluşlarından biri finansta. Bir kredi derecelendirme kuruluşu. Bize yeşille ilgili ve çevrecilikle ilgili sertifikalarımız sordu. Biz o sertifikalarımızla beraber önemli bir yol aldık. Yani gerek Amerika'da olsun gerek Orta Doğu'daki artık müşteriler bir firmanın üretirken doğa kaynaklarını tüketiyor mu yoksa koruyor mu bir referans diye bakıyor. Koleksiyon olarak biz bu sürdürülebilirlik açısından da çok önemli hamleler yapıyoruz. Enerji sektörü demişken Türkiye'nin peki enerji alanında yapmış olduğu yatırımları nasıl değerlendirmek gerekir? Bu alanda hükümetin çeşitli sübvansiyonları da var. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımları çok sıklıkla konuşmaya başladık son dönemde. İşte güneş enerjisi diyoruz. Siz kendi enerjimizi kullandığımız kadarını %100 oranda şu an için üretiyoruz. Önümüzdeki yıl fazlasını da üreteceğiz dediniz. Peki sektör anlamında buraya verilen önem nasıl okunmalı? Atılan adımları siz enerji sektöründe nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kelimeyle olağanüstü. Niye? Tüm sohbetlerimizde herkes geçen yıla referansla bakıyor ama 10 yıl geriden geldiğimizde 10 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu yatırıma bakınca Avrupa'ya birçok ülkeye göre en yüksek ivmenin sahip olduğu ülkelerden biriyiz Türkiye olarak. Dolayısıyla 10 yıl önce neredeydik şimdi neredeyiz olağanüstü bir fark var. Sayın Malhan çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Sağ olun bizler için de. Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Sayın Doruk Malhan'la birlikteydik. Hem koleksiyon mobilyayı hem mobilya sektörünü hem de enerji tarafını konuştuk. Özellikle şirketin kendi fabrikada kullanmış olduğu enerjinin %100'ünü hali hazırda kendilerinin ürettiklerini ifade etti. Ve önümüzdeki süreçte enerji yatırımlarının da devam edeceğine atıfta bulundu. Finansın